AK Parti neden 7 puan kaybetti? Parti kurmayları değerlendirdi. Seçimde Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52,5 oy almasına rağmen AK Parti birinci çıkmasına rağmen %7,1'lik oy kaybetti. AK Parti kurmaylarına göre, partinin %42'lik bir kemik kitlesi bulunurken %7 ila 9 arası bir kitle dönemsel olarak kendilerine oy veriyor. 24 Haziran seçimleri sonrası MHP'nin ve İyi Parti'nin, ittifakla TBMM'ye zaten taşınacak olması, AK Parti'ye giden milliyetçi oyların kendi adreslerine dönmesi sonucunu doğurduğu yorumları yapıldı. Hürriyet'in aktardığına göre, AK Parti içerisinde oy kaybının nedenleri arasında, bazı illerde aday profilinden kaynaklanan itirazlar, yerel yönetimlere yönelik şikayetler, bazı il teşkilatlarında yapılan değişiklikler ve seçim kampanyasının başarılı olmaması da sayıldı. Belediye başkanları değişimi olumlu etkiledi. Ancak bunların, milliyetçi oyların partilerine dönmesi kadar büyük bir etki yaratmadığı da ifade ediliyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yapılan belediye başkanı değişikliğinin olumlu sonuçlarının görüldüğü de iddia ediliyor. Analizini iyi yapmamız gerek, parti kurmayları, AK Parti'nin taban oyu %42 civarında, bunun üstündeki oy, dönemsel olarak uygulanan politikalar, yönetim anlayışı ve ekonomik kararlarla gelip giden kitle. Bizim oyumuzun %7 ila 9'luk bölümünün izlenen politikalara bağlı olarak azaldığı daha önce de yaşandı. 7 Haziran seçimleri buna iyi bir örnektir. Eğer AK Parti uyguladığı politikalarda umut ve güven yaratıyorsa, bu kitle bize oy veriyor, bundan uzaklaştığımızda da gidiyorlar. Bunun analizini iyi yapmamız gerekecek dediler. Milliyetçi tabandan beslenen parti, CHP'yi yakaladı. Ayrıca kulislerde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milliyetçi tabandan beslenen parti sayısı ilk kez ikiye çıktı. Bu partilerin oy oranı toplamı 21'i ve CHP'yi yakaladı. İyi Parti'yi oluşturan isimler, geleneksel milliyetçi tabandan farklı bile olsa, aynı siyasi refleksleri gösteren ve birbirinin alternatifi olabilecek iki milliyetçi kökenli partinin varlığı, ilk kez yaşanacak. Türk siyaseti bu partilerin, meclis politikaları ve iktidarla ilişkilerine önümüzdeki günlerde tanıklık edecek, yorumları yapılıyor.